Merhaba sevgili hanımlar, canım anne youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz kremalı bisküviden, e, kremalı kakaolu bisküviden anahtarlık yapımını anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi güzel, şık, kolay yapılan, çabucak bitecek e, bir ürün oldu. Umuyorum ki siz de benim gibi severek öreceksiniz. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da mutlaka desteklerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Anlatımımıza geçebiliriz. Evet hemen şöyle bakın şu yuvarlağı göstermek istiyorum. Sihirli halka üzerine 15 trabzan onun üzerine de 30 trabzan yaparak iki sıralı bir yuvarlak yapacağız. Şu şekilde hemen biraz ipimden bahsetmek istiyorum ipim 100 gramda 220 metre uzunluğundaki iplerden şu anda kalan iplerimi değerlendir değerlendiriyorum ee, ki rengi de çok uygun oldu. Tam böyle kakaolu bisküvi tavında bir renk hemen şöyle başlayacağım şunu kenara alayım netlemeyi engellemeyeyim. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Bakın sihirli halkamızı şu şekilde parmağımızın etrafına sararak yapabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi çıkardıktan sonra 1-2-3 zincir çektim. Şu parmağımı çıkarayım. Biraz daha rahat öreceğim. İpinizin kalınlığı burada etken arkadaşlar. Ee, hemen tığımı da göstereyim. Bakın 3 numara bir tığ kullanıyorum. Ee, şöyle etken buradaki Trabzanlarımızı yaptıktan sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz, sıkılıyoruz ve e, eğer fazlaysa ise trabzan böyle büzüşük bir görüntü olacak. Eğer azsa e, kapanmayacak. Nasıl kapanmayacak? Bakın şöyle çekiyoruz. Ne kadar sıkılarsak sıkılayalım bu kısmı. Şu kısım şöyle kapanmayacak düzgün bir şekilde. E, aşağı yukarı bu kalınlıkta yap, e, ipiniz varsa 15 tane e, trabzan yeterli olacaktır. Daha ince bir iple örüyorsanız hem trabzanların boyu kısa olacak hem de daha fazla trabzan yapmanız gerekecek. Bunun için e, püf noktamız şudur. bunu Sıkıladıkça bakın şu şekilde sıkılayın tam sıkı değil hala boşluk var. Bu kısmı doldurun rahat bir şekilde şu kısmın şöyle kapanacağı şekilde olduktan sonra sayınızı tamamlamış olursunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Bakın 15 tane trabzanı tamamladım. İyice sıkıladım. Ve İlk trabzanımın tepesine yani 3 zincir çekmiştim biliyorsunuz. Onun tam tepesine batıyorum şöyle ilmeğimi çıkardım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Burada da aynı şekilde sihirli halkada yaptığım gibi 3 zincir çektikten sonra yani bir 3 zincirle üst sıraya geçiyoruz. Zincirin hemen dibine bir tane trabzan oluşturuyorum. Bakın aynı noktaya Yandaki trabzanın tepesine geçtik. Burada da aynı şekilde iki trabzan. Şimdi her trabzanın tepesine iki trabzan yapacağım. Ki 15 tane olan trabzan sayımız 30'a çıksın. İnce ipten bahsetmiştim. İnce iple yaparsanız eğer belki 18 belki 20 olacak alt sıradaki trabzan sayısı. İkinci sırada yine böyle benim yaptığım gibi her trabzanın tepesine iki kez batın. Eğer ki e, ipiniz ince ve trabzanlarınızın boyu kısa ise üçüncü sırayı yapmanız gerekiyorsa da bir çift bir tek batarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede e, orantılı bir şekilde yuvarlağınız büyüyecektir. Ama iki sıra yeterli derseniz de yine ikinci sırada da her trabzanın üzerine batarak istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz. E, sayıların aynı olması gerekiyor iki yuvarlakta da bunları birleştirirken güzel bir görüntü yakalamak adına bu yüzden iki yuvarlağında aynı sayıda olması gerekiyor. Alt sırada 15 tane olan trabzan sayımız ikinci sırada 30 tane oluyor. Her yuvaya ikişer kez battım. İkişer tane trabzan yaptım. Toplamda 30 tane trabzanım oldu ve yine zincire batıp şöyle sıkıca bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle aynı boyda iki tane yuvarlam oldu. Şu ipleri şöyle arkaya alalım. Uzun kısımlarında keselim. İç kısımda kalabilirler uzun bir şekilde. Hiç önemli değil. Şimdi yine aşağı yukarı aynı kalınlıkta olan beyaz bir ipim var. Bu beyaz iple birleştireceğiz bunları. Şöyle ters yüzleri birbirine gelecek şekilde yan yana koyuyorum. Beyaz ipimle şöyle bir başlangıç ilmeği attım bakın. İlmeğimi tığımdan çıkardım. Şimdi parçanın bir tanesini sağdakinden şu kenar ilmeklerini görüyorsunuz. Şöyle etlemeye çalışacağım bu kenar ilmeklerinden bir tanesini aldım. Bakın iç kısımdakini aldım. Tek telini. Şöyle görünüyor. Bakın bir iki teli var. Şöyle tam ortasından battım. Tam net bir şekilde göstermek istiyorum. Ama ışığın azizliğine uğruyorum. Bakın şöyle ki. Burada iki kat olan kısım şöyle tek telinden tersine doğru içe batıyorum. Aynı şekilde burada da iç kısmına batacağım. Şöyle. Başlangıç ilmeğimi tığıma taktım. Şöyle ikisinden de çıkardım. Yine aynı şekilde iç kısımdan alıyorum hep. İlmeklerimi şu şekilde ilmek kaydırma yaparak toplayacağım. Hep İç telini alıyorum. Bakın burası iki tel. Bir sağdan, bir soldan alıyorum ve ipimi çıkarıyorum. Şöyle bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Şimdi burada biraz hızlıca birkaç tanesini yapacağım. Evet görüntümüz şu şekilde olacak bakın. Şimdi bütün kenarı bu şekilde öreceğim. Daha sonra da anahtarlık aparatımızı takacağım. Bir sağdan bir soldan alıp sık iğne ile tamamlayalım bu kısmı. Pardon sık iğne dedim. İlmek kaydırma ile tamamlayalım. Ardından da aparatımızı takalım. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi aşağı yukarı tamamına yakınını tamamladım. Şu başlangıç ilmeğimin sökülme gibi bir ihtimali yok. Bunu iç kısmına aldım bakın. Şurada da çok az bir ipim kaldı zaten. Ee, yani ipimin geçmesi için çok az bir yer kaldı. Devam edeceğim. Yine aynı şekilde bu kısmı tamamlayacağım. Sağdan soldan ipimi alıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. İpin altta kalması gerekiyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Başlangıç noktasından da tekrar ilmeğimi geçirip bakın şurada ilk ilmeğin arasından biraz kadrajdan çıkmışım. Şöyle yapalım tekrar göstereyim. Başladığım yerden tekrar geçiriyorum. İlmeğin arasından bakın. ilk yapmış olduğum ilmeğin arasından tekrar geçiriyorum. Buradan da geçirdim. Şimdi yapmam gereken ipimi kesmek. Bunu buradan çıkardım. Ve tekrar şöyle gelişi güzel herhangi bir yerden geçirdim. Bakın şuradan tekrar geçiriyorum. İç iç kısmı alıyorum şöyle Evet şöyle uzunca kaldı iç kısımda buradan kestiğimde içte kalacak uç kısmı Evet tam bir kremalı bisküvi. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir anahtarlık aparatım var. Küçük bir halkayla bunu bağlayacağım. Bunun için küçük bir pense yardımı gerekiyor. Şöyle küçük halkamı tutuyorum. Şuradaki bakın başlangıç kısmından geçiriyorum ki buradaki küçük o örgüdeki hata gibi görünen kısım aslında başlangıç noktası. Buradan kamufle olsun diye geçirdim. Buradan da yine halkanın bir zincirini geçiriyorum. Zincirin bir halkasını geçiriyorum ve küçük halkamızı kapatıyoruz şöyle pense yardımıyla. sıkılıyorum. Evet. Sıkıldıktan sonra kremalı bisküviden anahtarlığımız hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok cici görünüyor. Umarım sizin de seveceğiniz bir ürün olacaktır. İster hediyelik, ister kullanmalık her türlü kullanabileceğiniz şık, güzel bir anahtarlık oldu arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.